hadi götür Sivas'a. Sivas'tayız efendim. Yiğidin harman olduğu yer. Günaydın kardeşlerim. Bir işçi tamir etmek için çıktığı çatıda yemek yediği sırada kalp krizi geçiriyor ki ondan sonra olaylar. Tamir için çıktığı çatıda kalp krizi geçirdi. Sivas'ta 54 yaşındaki adam çatıda tadilat yaparken mola verdi, bir anda fenalaştı. Adama çatıda uzun süre kalp masajı yapılırken çevredeki vatandaşlar olan biteni sanki film izler gibi izledi. Bazıları da orada olmayan yakınlarını görüntülü aradı. Hastaneye kaldırılan adamın hayati tehlikesi devam ediyor. Geçmiş olsun kardeşime. Geçmişler olsun. Bu işçi arkadaşımızın hayati tehlikesi bulunuyor. Hala kendisi yoğun bakımda tedavi görüyor. Allah'tan şifa diliyorum öncelikle. Kesinlikle. Mesleği başında zor bir meslek. Zor bir zanaat. Kim bilir kaçıncı çatı o gün çıktığı, kaçıncı sıcağın altında çalışması, belki de bir yemek yerken. 54 yaşında, çok genç. Kinetik hastalar var. O yüzden sürekli bakımımızı yaptıralım kardeşlerim. Yani nasıl arabaları sokuyoruz 3 yılda tabii. Kendimizi de check-up'lara, şunlara bunlara sevk etmemiz gerekiyor. Kesinlikle. Ertelemeden yani. Özellikle burada sağlık çalışanlarımızın o merdiven üzerinde bile şu baksana, dünya literatürüne girecek bir durum. Güzel kardeşlerim. Bir taraftan da az önce gördüğümüz kamyon şoförü vardı mesela, ambulanslara yol vermeyen, izlesin ve dersini alsın. Acil şifalar diliyorum kardeşime. Bir taraftan da Ebru'cuğum, çeken arkadaşlar da var. Herhalde onlar da, günümüzde herkes bir haberci malum. Herhalde çekip ajanslara görüntü geçecekler. Yok o yüzden. Yok ya, arkadaşları üçlü aramışlar, hepsini birden onlara da gösteriyor. Bakın neler yaşanıyor evet, burada maalesef diye. Böyle bir merak yani bizim dışımızda gelişen olayları, farklı konulara bir eğilim var. Enteresan gerçekten. Farklı açılardan en azından görülebiliyor. Herhalde o açıdan düşünmüş olabilirler ya da vakitleri çokmuş, öyle diyelim. Fakat bu paramedik arkadaş, yani bu ambulanslardaki sağlık çalışanları, aracı kullananından içinde yetişen insanlara kadar herkese buradan sevgi selam gönderiyorum. O trafikte de her yerde de sizi görüp hazır ola geçmek lazım. Keza tüm sağlık çalışanları için aynı şeyi yapmak lazım. Bakın bizim ah dediğimiz anda yanımıza gelip onlar bizim hayatımızı kurtarıyorlar. Can Hıraş onu kurtarmaya çalışmış. İnşallah hayata dönsün bu işçi abim. Bu görüntüler benim içimi çok fena yaptı gerçekten. Hadi bakalım.